Paşa'yı vuran kişiyi getirdik. Hünkârımız sorgulamak isterler mi acaba? Bu adamı hemen zindana götürün. Sorgulamayı da hünkârımıza bir soralım paşa. Tahsin paşam. Paşam. Hünkârımıza vereceğim mühim bir havadis var. Nedir? Mahmut Paşa'yı vuran adamı yakalamışlar. Zindana götürmelerini söyledim. Hünkârım sorgulamak ister mi diye soracağım. Paşam, siz bekleyin. Ben sorayım. Aç evladım. Paşam, hünkârımız şimdilik kimseyle görüşmek istemiyorlar. Mahmut Paşa'nın vaziyeti nasıl? Hastaneye kaldırmışlar. Lakin yaşaması zor diyorlar. Kalbinden vurulmuş. Seniha Sultan ve Bizar Sultan oradalar. O vakit hastaneye gitmek icap eder. Hünkârımız rahatsız edilmek istemiyor. İçeriye kimseyi almayın. Buyurun. Münakaşa etmiştik. Sesimi yükselttim, bağırdım ona. Kalbini kırdım. Mahmut Paşa sizin onu ne kadar sevdiğinizi, saydığınızı iyi bilir, siz merak etmeyin. Kapıdan çıkarken yüzüme öyle bir bakışı vardı ki. Çok kırıldı biliyorum. Halacığım, annem haklı. Senin ailene ne kadar değer verdiğini herkes bilir. Ama şimdi hepsini tek tek kaybediyorum kızım. Kimseyi kaybetmiyorsun hala. Sabahattin şu an tam da olmak istediği yerde. Ve eminim çok mutlu. Mahmut Paşa da Allah'ın izniyle iyileşecek. Bak bizler de daima senin yanındayız. İnşallah. Naime. Kızım iyi misin sen? İyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. Sadece biraz gözüm karardı. Ama Naimeciğim, sen sabaha kadar burada bekledin. Olmaz ki, senin dinlenmen lazım.
Bence sen Abdülkadir'le birlikte saraya dön. Lüzum yok anneciğim. Halamın yanından ayrılmak istemiyorum. Anneni dinle, saraya dön kızım. Hem benim de içim rahat eder böyle. Abdülkadir'in de dediği gibi. Hepiniz yanımdasınız zaten. Tamam öyleyse. Ben tekrar geleceğim oğlum. Gittim baktım adamlara. Ne dövmüşsün be komutanım? Hepsi pert. Sen onları bırak da Asaf Emre. Şu silah meselesini bir daha bir anlat. Atladığımız, gözden kaçırdığımız bir şey olmasın. Celalettin Paşa depodan silahları nasıl çıkarttı? Tek başına değil. Celalettin Paşa'nın emir subayı Nuri. Nuri. İki de yüzbaşı vardı. Seyfi ve Arif diye. Bak Asaf Emre, emin misin? Bu mesele pek mühim bir mesele. Bu meselenin sonunda ya benim ya da bu saydığın isimlerin kellesi gidecek. Emin misin bu isimlerden? Ekmek Musa Fakki için komutanım. Gözlerimle gördüm. Celalettin Paşa sarayda. Ona ulaşamayız. Lakin bu saydığın isimleri bulursak hem ben temize çıkarım hem sen temize çıkarsın Asaf Emre. İnşallah komutanım. Celalettin Paşa sarayda. Ona ulaşamayız da. Peki ya diğerlerine nasıl ulaşacağız? Bu zindan kafesinden nasıl çıkacağız komutanım? Karşımızdakiler kim? Biraz geç bir soru değil mi? Bunlara adam dayanmıyor. Bütün adamlarımı öldürdüler. O kadar kolay mı sanıyorsun? Payitahta geldiğimden beri uğraşıyorum. Ancak hapse gönderebildim. Sadece birini. Mahkemesi ne zaman ölü sıkınadının? Yakında görülecek. Ölüm cezası çıksa iyi olur. Onu öldürmek için koca bir orduyu gözden çıkarman gerekecek yoksa. Er ya da geç onu öldüreceğiz. 100 adamımı öldürse 1000 adamla geri geleceğim. Yok, bu kadarına lüzum kalmayacak. Vatan hainliğiyle yargılanıyorum. Mahkeme idam cezası verecektir. Halil Halit'i öldürmeye çalıştık. Adamları bunu duyunca onu oradan çıkarmaya çalışacaklardır. Halil Halit'in hapishanede kalması şart. Ne yaptınız adamları? Çöpe attık. Sahipleri de iç cinsindendir. Nasıl olsa bulurlar. Bu İtalyanlar bize saldırdıysa ya Halil Halit Bey'imize de saldırdılar ya da saldıracaklar. Ne yapacağız beyim? Halil Halit Bey'imizi o kafesten uçuracağız. Senin yaran nasıl? İyiyim, yanıyor biraz. Pekala. Şimdi Gavur'un hapishanesinde olsaydı basar alırdık Halil Halit Bey'imizi. Ama karşımızda kendi askerlerimiz var. Burada iş yine sana düşüyor Nadir Bey. Hünkârım.
Sultanım, bir haber var mı? Mahmut Paşa'nın vaziyeti nasıl? Henüz bir haber yok paşa. Bekliyoruz. Hekimler ümit vermiyor Tahsin Paşa. Allah'tan ümit kesilmez sultanım. Beni bırakma Mahmut. Beni bırakıp da gitme. Kalk ayağa Mahmut. Latife yaptım de. Kahkahalarla gül yine. Söz hiç kızmayacağım sana. Birlikte dönelim evimize. Tavuk pişireyim, kazan dibi yapayım sana. İştahla ye yine. Bana seni ham de. Sonra çocuklarımızın akıbetini konuşalım kahvemizi içerken. Bırakma beni bir başıma Mahmut. Bu dünyada sensiz bırakma beni. Sultanım, mühim bir mesele var. Hayırdır paşa? Pek hayır değil sultanım. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Lakin hünkârımızdan haber alamıyoruz. Hiçbir yerde yok. Sultanım. Sultanım. Duyar duymaz geldim. Peki hünkârımız ne vakittir orada da yok? Mahmut Paşa'nın vurulduğu haberini alınca kimseye bir şey söylemeden çıkıp gitti. O vakitten beri de kendisini görmüyorum. Aman yarabbim. Hekim efendi. Mahmut iyi değil mi? İyi olacak değil mi Mahmut Paşa? Söylesene hekim efendi. Bir şey yok Mahmut Paşa'nın evine dönecek desene. Başınız sağ olsun sultanım. Aman Nadir Bey, askerimize zarar vermeden halletmeliyiz meseleyi. Geliyorlar. Allah kahretsin. Halil Halid'in adamlarından sokağa giren olursa sıkın. Dikkat etmezseniz canınızdan olursunuz. Hadi dağılın. Sen burası gavur hapishanesi değil demiştin ama gavurlar koruyor. Yok babam. Samuel Kulkuru anlamış meseleyi. Halil Halit Bey'imizi kaçıracağımızı tahmin etmiş. Nasıl dışarı çıkaracağız Halil Halit Bey'i? Biz çıkarmayacağız. Nadir Bey çıkaracak. Nadir Bey, içeri sen gireceksin. Elinde baston, belin bükük bir ihtiyar gibi. Samuel'in adamları seni tanımaz. Yaşlı bir adamdan kimse şüphe etmez. Elindeki ziyaret notunu göstereceksin. Konuşmana gerek yok. İçeri girdiğinde üzerine arayacaklar. Temiz olduğunu anlayınca seni içeri alacaklar. Koridorda demir bir kapı karşına gelecek. İki zabit nöbet tutar orada.
askerleri bayıltırsın. Göz bebeğimiz askerimize bir şey olmasın Nadir Bey. Elini ağır tutma, aman. Demir kapıyı geçtikten sonra koğuşa doğru devam edeceksin. O sırada artık üzerini çıkartabilirsin. Artık rütbeli bir askersin Nadir Bey. Oraya kadar girdiğin için kimse senden şüphelenmez. Ver işareti, açtır kapıyı. Bu doğru olamaz. Mahmut beni bırakıp gitmiş olamaz. Mahmut beni bırakıp gitmiş olamaz. Seniha Sultan. Metin olun. Biliyorum çok zor. Lakin bundan sonra bize düşen Mahmut Paşa için dua etmektir. Benim şimdi gitmem lazım. Çok mühim bir mesele var. Devlet meselesi. Mahmut'u görmek istiyorum ben. Ne olur ya. Hünkârımızın yokluğundan kimsenin haberi var mı? Yok sultanım. Ben tedbir için kimseye duyurmadım. Güzel. Hünkârım, neler oluyor? Hünkârım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Belki bir ihtilal. Mahmut Paşa'nın vurulduğu havadisini aldık. Hastaneye gitmek için dışarı çıktık. Etrafımızı çevirdiler. Bizi buraya getirdiler. Ya siz? Karalar giymiş biri geldi. Ne olduğunu anlamadan başıma bir çuval geçirdiler. Bayılmışım. Evet. Ben de. Beni de aynı şekilde derdest ettiler hünkârım. Anlaşılan hepimize karşı bir hamle yapıldı. Devlet ne vaziyette bilmiyoruz. Bu işi kim yaptı bilmiyoruz. Sizin bir fikriniz var mı Fuat Efendi? Yok hünkârım. Ya
Canını verir bunlar, Halil'i vermez. Biz de öyle Samuel. İntikam alırken ne kurşun sayarız, ne kaybettiğimiz adamları. Halil'i buradan çıkaramayacaklar. İyi düşünmüşsünüz Nadir Bey. Lakin kıyafetini bana verirsen sen içeride kalacaksın. Buna gönlüm razı olmaz. Hay yaşa Nadir Bey. Ne lan, öldür öldür bitmiyorlar. Nadir Bey'i kuş gibi içeri soktun. Biz ne yapacağız Satar? Kavşağı vurup pazıları peşimize takacağız ki Halil Halit Bey'imiz rahatça çıksın. Cam Göz, Cezar. Buyur beyim. Üçümüz de ayrı yerlere gideceğiz. Hepsini peşimize takacağız, tamam mı? Tamam beyim. Meraklanma Nadir Bey. Onların terbiyesini verdim. Ağzını açanın çenesini kırarım. Hazır mısınız? Hadi hadi hadi! Çık! Öldürün! Yürüyün. Yakalanmışken çökün tepeden. Tepelerine çökün, bırakmayın. Nadir Bey, Asaf Emre'ye de bir kıyafet çıkar mı? Bir yolunu bulacağız Asaf Emre. Seni burada bırakmam. Hacet gidereceğiz. İşiniz bitti Tatar. Size burada hayat yok. Bizi ölümle mi terbiye edeceksin lan? Kıl kıvrım. Ağlar. Beni tanıdınız, bildiniz. Eğer bu adam uyandığında ağzından bir laf çıkarırsa hesabı sizden sorulur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı beyim. Haydi asker. Siz selametle gidin komutanım. Ben size yük olmayayım. Burada kalırsan esas bana yük olur Asaf Emre. Haydi yürü. Ben nasıl çıkayım beyim? Beni bırakırlar mı öyle? Sen düş önümüze. Bir yol bulacağız. Haydi. Emredersiniz komutan. Thank you.
götürüyoruz. Aç kapıyı. Emredersiniz yüzbaşım. Türlü alışamadım dersin. Doğru dersin Nadir Bey. Ellerin silahtan daha mahir. Haydi. Haydi. Ne yaptınız? İşindeydik. Sen görmedin mi? Neredeler? Yoklar. Kaybettik. Bizi oyuna getirdiler. Siz mekana dönün. Sen ne yapacaksın? Hapishaneye gideceğim. Umarım hala oradadır. Kim yapmış olabilir bunu? Kim? Hiçbir fikrim yok hünkârım. Devlete sahip çıkılmadığı takdirde başımıza geleceklerle alakalı sizi defaatle ikaz ettim. Biz devleti yaşatmak için tedbir aldıkça muhalifler bunun keyfi olduğunu düşündüler. Lakin bizim endişe ettiğimiz vaziyet buydu. Amcam Sultan Abdülaziz'e bir gecede ihtilal yaptılar. Kimse mukavemet gösteremedi. O gün devletin başına açtıkları belaları biz hala temizleyemedik. 93 harbinin yaralarının üzerine bir de Duyun-u Umumiye belası. Hepsi o gün yapılan ihtilal neticesinde oldu. Şimdi devleti ne belalar bekler bilmiyoruz. Haklısınız hünkârım. Sarayda kullanılan taşlar bunlar. Hünkârım, biz mekan olarak neredeyiz? Bir fikriniz var mı? Sarayın zindanları mı burası? Neresi olduğunun ne ehemmiyeti var ki? Bu haldeyiz işte. Birileri yemek pişiriyor galiba yakınlarda. Mahmut Paşa vurulmuş. Tertibimiz tıkır tıkır işliyor. Fuat nerede? Uyuyor muymuş hala? Mahmut Paşa. Eski dostum demek o hale geldi ki muhaliflerin kurşunlarına hedef oluyor artık. Vaktiyle Abdülhamit'e karşı sizinle tertipler yaptığından haberdarız. Lakin artık bizim karşımızda. Daha doğrusu karşımızdaydı. Çünkü öldü. Sen niçin gelmiştin? Size bir takım malumatlar getirdim. Hani Sabahattin'in kaçırılmasına yardım etmenize karşılık
Jötürklerin içindeki eski Osmanlı bürokratlarından bir takım haberler getireceğimi söylemiştim. Güzel. O malumatları alacağım Karaso. Ancak şu anda garip bir durum var. Nedir o garip olan? Tahsin Paşa ile Bihdar Sultan konuşurken duydum. Abdülhamit sarayda yokmuş. Neredeymiş ki? Tahsin Paşa da, Bihdar Sultan da bilmiyor. Efendim, Fuat Efendi de yoklar. Ne demek Fuat Efendi de yoklar? Dün akşamdan beri ortalarda yoklar. Buraya gelmedi. Arabacısı anlattı. Dün giderken önlerini kesmişler. Arabacıyı bayıltmışlar. Uyandığında Fuat Efendi yokmuş. Bunu şimdi mi söylüyorsun Rabi? Bizi zindana attılar. Belki paşalarımızı da, hanedan mensuplarını da zindana atmışlardır. Şimdi sorarım size. Ne yapacağız? Karşımızdakilerin kim olduğunu dahi bilmiyoruz. Orada kimse var mı? Kimsiniz? Bizi neden burada tutuyorsunuz? Hünkârı ortadan kaldırmak için en iyi fırsat. Bu işi siz mi yaptınız? Bu odada benden yana olmaktan başka şansı yok. Neler oluyor? Kim yapabilir bunu? Fuat'ı payitahta benden habersiz kim kaçırmış olabilir? Sakin ol biraz. Olamıyorum. Aklım almıyor. Abdülhamit sarayda yok. Fuat kaçırılmış. Ne demek oluyor bütün bunlar? Neler oluyor? Burada böyle kendi kendine verebileceğin cevaplar değil bunlar. Kim? Kim cevap verebilir buna? Bilmem. Ama en azından sarayda kafandaki soruları sorabileceğin birilerini bulabilirsin. Yalnız kalmak istiyorum. Bırakın kocama veda edeyim. Yemin etmiştin. Tutmadın sözünü Mahmut. Özür dilerim.
seni kırdığım için. Sen beni işitiyor musun? Hekim efendiler! Hekim efendiler! Sultanım iyi misiniz? İyiyim. Mahmut Paşa da iyi olacak. Derhal bütün hekimleri buraya çağırın. Tez vakitte şifasını verir inşallah. Mahmut Paşa'nın bu vaziyetine çok üzüldüm. Ya. Bir de halamın art arda yaşadıklarına baksana. Oğlu gitti. Belki de bir daha hiç göremeyecek. Şimdi de kocasını kaybederse. Sultan, endişe etmeyin. Ben birçok yaralı insan gördüm. Çok ağır vakaların iyileştiğine şahit oldum. Mahmut Paşa ile en iyi hekimlerimiz alakadar oluyordur şimdi. İçinizi ferah tutun. Hala başın sağ olsun. Çok üzgünüm. Allah taksiratını affetsin. Hala iyi misin sen? İyiyim oğlum. Çok iyiyim. Mahmut yaşıyor Abdülkadir. Ölmemiş. Yaşıyor mu? Hala bana öldüğünü söylediler. Hayır, hekimler yanlış yapmış. Ben yanındayken parmağını oynattı, aklım oynadı zannettim. Onlar da inanamadı bu duruma. Şimdi içeride tetkik ediyorlar. Abim geldi mi? Vaziyeti söylemek için odasına gittim lakin yoktu. Yok, gelmedi. Çıktılar. Mahmut Paşa yaşıyor değil mi? Senan Sultan durumu kabul etmekte biraz güçlük çekiyor. Eğer sakinleşmesi için ona birazcık ilaç verirseniz. Ölmedi değil mi Mahmut? Ölmedi Senan Sultan. Mahmut Paşa'mız yaşıyor. Oh, şükürler olsun. Ya Rabbim şükürler olsun sana. Mucize bu. Hakikaten mucize sultanım. Biz kalbinden vurulduğunu, kurtuluşunun olmadığını düşünmüştük. Bir dakika. Mahmut Paşa yaşıyor mu? Nasıl olur? Biz de çok şaşırdık şehzadem. Meğer Mahmut Paşa'nın kalbi tabii yerinde, sol yanında değilmiş. Sağ yanındaymış. Midesi de keza öyle. Karaciğeri ise soldaymış. Yani tüm organları ters. 1835 yılında Londra'da bir hastanede John Reid adında bir hasta 48 yaşında hayata veda eder. Reid teşhis konmuş herhangi bir hastalığa sahip değildir. Cesede otopsi yapan genç doktor Sir Thomas Watson, Reid'in tüm organlarının farklı yerlerde olduğunu keşfeder. Yani Mahmut Paşa'nın kalbi ve midesi sağda, karaciğeri ise solda sultanım. Bu yüzden sol yanına sıkılan kurşun kalbe zarar vermemiş, yaşıyor. Sağ olun. Çok sağ olun. Ah Mahmut ah. Her işe hayreti mucip bu adamın. Böyle kimseler haber vermeden nereye kaybolmuş olabilir ki? Her yere baktınız mı? Marangozhaneye, kütüphaneye falan her yeri aradınız mı paşa? Baktım sultanım. Lakin hünkârımızı hiçbir yerde bulamadım. Zaten hünkârımız bulunmak istemiyorsa onu beyhude ararız paşa. Tahsin paşam. Peki hünkârımızın ortada olmadığı meydana çıkarsa? Ne yaparız paşa, ne olur o zaman? Sultanım bu hiç iyi olmaz. Bunu hiç kimse bilmemeli. Yoksa maazallah veliaht Reşat Efendi'yi tahta çıkarmak isteyenler hamle yapabilir. Bu durumda
Sabık Sultan Murat Efendi'yi tahta geçirmek isteyenler de boş durmayacaklardır elbet. Fırsat bekleyen herkes taht iddiasında bulunabilir. Devlet topyekun karışabilir sultanım. Bir şey mi oldu Şivenaz Hanım? Hünkârımızla acilen görüşmem gerekiyor. Hünkârımızla şu an görüşemezsiniz. Ama ona söylemem gereken mühim bir mesele var. Kendisi şu anda müsait değil. Söyleyeceğiniz mühim mesele neyse bana söyleyin, ben kendisine iletirim. Sadece kendisine söyleyebilirim sultanım. Kusura bakmayın. Siz bilirsiniz. O halde müsait olduğu vakte kadar bekleyeceksiniz. Nereye koşuyorsun evladım? Paşam, Şehzade Abdülkadir bu pusulayı hemen hünkârımıza götürün dedi. Ver bana pusulayı. Oradayken hekimler açıkladılar vefat ettiğini. Sultanım, Mahmut Paşa bu. Hamdolsun, hamdolsun. Yaşayacak ömrü varmış demek ki. Ben veririm pusulayı. Gidebilirsin. Ben de hünkârımızın müsait olmasını bekleyeyim bari. Belki hünkârımız giderken nereye gittiğini belli eden bir pusula bırakmıştır masasına. İnşallah sultanım. Yoksa hünkârımızın yokluğunu örtbas etmemiz çok zor. Düşmana haine fırsatçıya gün doğar. Açın evladım. Şehzadem. Şey öğrenebildiniz mi efendim? Tam sayılmaz. Ama Abdülhamit'in ortada olmadığı kesin. Bu sizin istediğiniz bir şey değil mi? Öyle. Tertip yapmak için harika bir fırsat. Ama Fuat Efendi de ortada yok. Hünkârımızın yerinde oturmanız doğru mu Mehmet Selim Efendi? Sakin olun lütfen. Ben burada hünkârımızın emriyle oturuyorum. Nerede olduğunu biliyorsunuz yani. Biliyorum. Merak etmeyin. Hünkârımız emniyette. Şükür. Lakin bir tertibi var. Ne tertibi? Hünkârımızın bir hamlesi olduğunu biliyorum. Lakin ortadan kaybolmasını anlayamadım. Fuat Efendi, Celaleddin Paşa, Tevfik Paşa ve Vembre Efendi.
Hünkârımızın bu isimlere dair şüpheleri vardı. Emir verdi. Hepsi tutuklandılar. Şimdi zindandalar. Peki ya hünkârımız? Hünkârımız da zindanda. Tertibini oradan yürütüyor. Kendisi de zindana girdi. Tutuklanmış gibi. Çok iyi tertip. Diğerleri ihtilal olduğunu zannedecek ve çözülecekler. Nasıl olacak bu? İngiliz sefirini çağırdım. Onu konuşturacağım. Sesler zindandan işitilecek. Diğerleri de İngilizler ihtilal yaptı zannedecekler. Hünkârımız bana yapmam gereken her şeyi anlattı. Lakin bu tertibi gizli tutmalıyız. Tabii ki. Hayırlı günler. Sana da bacım, buyur. Ben birini ziyaret etmek istiyordum. Ya da malumat almak istiyordum nasıldır diye. Adı ne? Adı Halil Halit. Burada değil. Nasıl değil? Kaçtı bugün. Her yerde aranıyor. Çok geçmez yakayı ele verir. Yakalanır yakalanmaz idam ederler. O günden sonra bir daha gelmedi beyim. Tezar, nasıl helalle kalacaksın? Boş yere üstüne gittin Osman'ımın. Doğru dersin dayı. Vallahi ikilim gibi serileceğim önüne. Çiğne diyeceğim. Hakkım helaldir diyene kadar da kalkmayacağım önünden. Bundan gayrı aranızda firak istemiyorum. Anladım dayı. Bu yiğidin adı Asaf Emre. Silah meselesiyle ilgili malumatları var. Anlat aslanım. İşkodralı Paşa bu işi yalnız yapmadı. Emir subayı ve 200 başı daha var işin içinde. Kimmiş bunlar balam? Emir subayı Nuri. Diğer 200 başının ismi de Arif ve Seyfi. İsimleri duydun Tatar. Ne yapacağını biliyorsun. Anladım beyim. Yüzbaşıları bulursak dava düşer. Bulamazsak. Gerisini söylemene gerek yok beyim. Adamları bulacağız, dava düşecek. İnşallah. Halil Halit kaçmış. Nereye kadar kaçabilir ki? Hem biz hem devletin askeri peşinde. Mahkemeye kadar ortaya çıkartırız. Mahkemeye çıkarsa aklanabilir. Hani kurtulacak vaziyette değildi? Silah işinde bir suçu yoktu zaten. Onu biz tertiplemiştik. Ama silah işinde şahitler varmış. Kim? Nasıl şahit olmuş ki o işe? İçerideki adamım anlattı. İşkodralı üç subayıyla beraber tezgahlamış bu işi. Halil Halit o üç adamı öğrenmiş. Şimdi onların peşinde. O üç adamı da bulacaktır. Halil Halit mahkemede aklanır. Sen daha büyük bir hazırlık yap. Ona doğru söylüyor. Mahkemeden bize bir şey çıkmaz. Ben adamlarımı hazırlayayım. Sen de ben de çok defa denedik. Ama küçücük bir yara bile veremedik Halil Halit'e. Mahkeme bizim için büyük bir şans. Bizimle başa çıkabilir ama Osmanlı Devleti'yle başa çıkamaz. Ne yapacağız? Şahitleri var diyordun. Şahitleri ortadan kaldıracağız. Eğer onlardan önce bulabilirsek. Bulacağız Hano. Sokaktaki bütün adamlara haber sal. Nereye giderlerse haberimiz olacak. Sen de adamlarını hazırla. Niçin? Halil Halit'in gittiği mekanı öğrenip baskın yapacağız. Becerir de Halil Halit'i öldürebilirsek ne âlâ. Ama şahitleri kesin öldüreceğiz. Seyfettin.
Seni böyle sarayda rahat rahat gezebilmene şaşırıyorum Karasu. Ben Abdülhamid'e karşı hamlelerimi başkaları üzerinden yaptım. O yüzden bugüne kadar hiç fark edilmedim. Kimsenin benden bir şüphesi yok. Neden giremeyeyim ki? Sen ne yaptın? Sorularına bir cevap bulabildin mi bari? Hayır. Abdülhamid hala ortalarda yok. Fuat da yok. Ama Abdülhamid'e karşı hamle yapmak için en doğru vakit. Ne düşünüyorsun peki? Abdülhamid'in yerine tahta hanedandan başka birini geçirmeyi. Kimi? En zayıf halkayı. En kolay idare edebileceğimiz kişiyi. Abdülkadir'i. Paşa'nın iyi olduğu haberini alınca gelip göreyim istedim. Gözümüz aydın. Sağ olun paşam. Abdülkadir abime haber göndermişti. O niye gelmedi? Hünkârımız gelmeyi çok arzu etti. Lakin gelemedi. Malumunuz devlet işleriyle meşgul. Bizatihi beni vazifelendirdi. Gelip görmemi arzu etti. Mahmut hünkârımız için bana da oğluna da sırtını dönmüştü. Abime sadakatini ispat etmişti. Şimdi burada ölümle pençeleşiyor. Hünkârımız onu ziyarete dahi gelmiyor. Hala. Babamın gelmeyişinin o meseleden ötürü olduğunu düşünmüyorum. Vakit bulunca elbet gelecektir. Benim de Sabahattin'in de yaptıkları Mahmut'a alakadar etmez. O artık hünkârımıza ihanet etmektense ölmeye bile razı. Elbette. Babam da aksini düşünmüyordur. Eminim. Sultanım siz müşterih olun. Hünkârımız hem Mahmut Paşa'mızla hem ona o kurşunu sıkan cani ile alakadar. Kimmiş paşam? Kim vurmuş Mahmut'u? Garo adında bir Ermeni çeteci. Lakin hünkârımız cezasının verilmesi için ne gerekiyorsa yapacaktır. Sen de kendini daha fazla yıpratma hala. Bak, Mahmut Paşa yaşıyor. Nefes alıyor. En önemlisi de bu. Diğer her şeyi hallederiz. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Burası beyim. Nuri Nizami olarak her gün yemeğini burada yermiş. Kimin yeri burası Tatar? İtalyanlar işletiyor beyim. Devlet malını çalana tahammülüm yok Tatar. Ben bu haysiyetsizi mahkemeye nasıl götürürüm şahit diye. Sakin ol beyim. Aman bir şey yapma. Sağ salim şahitliğini yapsın. Ondan sonra bakar keseriz hesabını. Buyurun. Yardımcı olayım. İçeride olurlar aslanım. Tabii. Yalnız içeri silahla giremezsiniz. Müessesemizin kat'i kuralıdır. Verelim aslanım. Verelim. Silahla bir işimiz yok. Buyurun.
Yüzbaşını uyarıyoruz. Yüzbaşı Nuri. Halilalık Bey, şeref verdiniz. Buyurun. Oturun lütfen. Garson, bak buraya. Sor bakalım misafirlerimiz ne yerler, ne içerler? Ne oluyor Halilalık Bey? Ben ne yaptım size? Herkes çıksın dışarı. Çık! Kusura bakma Tatar. Tutamadım kendimi. Ben ne yaptım size? Lan deve oğlu deve. Sen bu vatanın ekmeğini yedin. Millet yemedi yedirdi. Giymedi giydirdi. Sana bir şeref verdi. Seni asker yaptı. Sen nasıl devletin cephanelini soyarsın? Nasıl silahları kaşırırsın? Ne silah? Benim silahla falan bilgim yok. Ben şimdi senin çenenin bağını çözerim. Hatırladın mı? Hayır. Peki. Şimdi söyleyeceğin bir şey var mı? Yoksa devam edeyim mi? Açın. Anlat. Şu Yunan harbinde kaybolan silahlardan söz ediyorsunuz. O silahların olduğu depo iflak etti. Lan deve oğlu deve! Şimdi senin burada canını alırım. Anlat. Silahları kimle aldınız? Benim bir günahım yok. Ben bana emredileni yaptım. Depo patlamadan önce silahları çıkarttık. İş kontrolü paşa ne istediyse ben onu yaptım. Hesap soracaksan ona sor. Soracağım. Elbette soracağım. Lakin kendi nefsimin değil, devlet malının hesabını soracağım ki affı mümkün olmasın. Silahlarınızı almak zorundayım. Müessesemizin kuralıdır. Bana bak. İçeride bir tane silahlı adam görürsem ölmek için yalvarırsın bana. Bu mümkün değil efendim. Müessesemizin kat'i kuralıdır. Ayrıca hanımefendi de bu kıyafetle giremez. Ne diyorsun sen ölü sıkınalı? Müessesemizin kuralları var efendim. Şık olmalısınız. Bekle. Dışarıda olman daha iyi. Mahkemede lehime şahitlik yapacaksın. Ne yapacağız beyim? Yüzbaşı Nuri, misafirlerin çoğaldı, hesabın kabardı. Size İtalyan lokantasında Türk misafirperverliği gösterelim. Masamıza buyurun. Evet. Biz şimdi Nuri Yüzbaşı'yla buradan çıkıp gideceğiz. Yemekler sizin. Dilediğiniz gibi yiyin. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Biz de yer içer gideriz. Ama dostumuz Nuri de burada bizimle kalacak. Kalk ayağa Nuri.
Dışarı çık. Çıkarsan ölürsün. Ne vakit bir köpeğin havlamasını emir telakki eder oldun yüzbaşı Nuri? İşte Türk misafirperverliğini gördük. Babam, Tanrı onu kutsasın, hep şöyle derdi. Bir Türk'e asla itimat etme. Baban sana eksik malumat vermiş. Ben tamamlayayım. Eğer ölmek için acele ediyorsan bir Türk'e hakaret etmen yeterli. Kalk Nuri. Italiana, mantieni il tuo onore. Şehzadem, müsaadenizle sormak istiyorum. Beni neden çağırdınız? Sarayı gezdirmek için mi? Benim tutuklanmamı istemiştiniz, öyle değil mi? Evet, tutuklanmanızı istedik. Bunun için de geçerli sebeplerimiz olduğuna inanıyorduk. Evet. Sonra hak etmediğinizi anladık. Sevindim. O halde bizi İngilizler kaçırmış olmalı. Bugüne kadar hangi taşı kaldırdıysak altından onlar çıktı. Hala neden bu zindanlarda gezdiğimizi anlamış değilim şehzadem. Osmanlı içine soktuğunuz ajanların sonunun neresi olduğunu iyice anlamanız için. Burası bir İtalyan lokantası. Ben de İtalya'nın onurunun korunmasını söyledim. Unutmayın, bütün İtalyanlar birbirinin akrabasıdır. Evet, ne yapıyoruz? En başından beri olması gereken olacak. Ben buradan Nuri ile çıkacağım, senin de canın bağışlanacak. Hayır, 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 hayır. Eğer siz giderseniz bu ihtiyar ölür. O tabağı boynuna saplamadan Nadir Bey ölmez. Çekil! Çekil! Geri bas, geri bas. Nadir Bey, bu kadar kıymetli nadide develerin önünde bir sefaret çalışanını öldürmeye lüzum yok. Bülent. Anahtarı var. Ver anahtarı, ver. Beyim, buyur.
geç, geç. Kişimisiniz. Diğerleri nerede? Bak, ölmeden suçunun kefaretini öde hiç değilse. Arif. Arif. Gemiyle. Bugün bir gemiyle limana. Ne yapacağız benim bunu? O vatanına nasıl sırt çevirdiyse biz de ona sırt çevireceğiz. Gidiyoruz. Nereye bir? Limana. Arif bugün gelecekmiş. Mahmut Paşa'nın kurtulmasına çok sevindim. Lakin kim neden onu öldürmek istesin ki? Hiç bilmiyorum. Hiçbir malumatım yok Naime. Lakin sen bunları düşünme artık. Önemli olan yaşıyor olması. Evet. Sultanım. Söyle Zülfet. Saray mektebi için çağırtmış olduğunuz muallimeler geldi. Konuk odasını aldım. Ben gidip bakayım. Ben dönene kadar sen Naime ile alakadar ol. Emredersiniz. Sultanım, arzu ettiğiniz yiyecek, içecek bir şey hazırlatmamı ister misiniz? Sağ ol Zülfet Galfa. Canım bir şey istemiyor. Lakin okumam için annemin kitaplarından birini verebilirsin. Herhangi biri olur. Emredersiniz. Buyurun Sultan. Mehmet Selim ne Zeynep? Gel. Şehzadem. Buyur. Birazdan benden işiteceğiniz havadisler o gazetelerde yazmaz. Ne oldu? Hünkârımız kayıp. Hiçbir yerde yok. Bir tertibi vardır. Bir tertibi olsa sizce Tahsin Paşa bilmez mi? Tahsin Paşa'nın nerede olduğunu bilmiyor mu? Hayır. Şivemez ama. Emin misiniz? Eminim şehzadem. Fuat Efendi de dün geceden beri ortada yok. Bu vaziyeti haber vermek için mabeyine gittim. Huzura çıkmak istediğimi söyledim. Çok mühim, hayati bir mesele dedim. Lakin beni görüştürmediler. Sizce hünkârımız makamında olsa beni dinlemez miydi? Dinlerdi. Aman şehzadem, devlet başsız kalamaz. Hemen tetkik edeceğim. Eğer vaziyet böyleyse harekete geçiyorum. Anlaşılan bir İngiliz hamlesiyle karşı karşıyayız. Hünkârım buna güçlerinin yeteceğini sanmıyorum. Hem tahta geçmek için kimi kullanacaklar? Baksanıza paşa. Evladım Mehmet Selim'i duymadınız mı? Mehmet Selim efendi böyle bir şey yapar mı? Tahtırsa her şeyi yaptırır paşa. Kimsiniz siz? Bizi neden burada tutuyorsunuz? İhtilal oldu. Osmanlı ordusu idareye el koydu.
Yardım için de İngilizleri çağırdılar. Hepiniz tutuklusunuz. Ayrı ayrı sorgulanacaksınız. Götürün şunları. Hünkârım. Tertibi anlatmak için vakit yoktu paşa. Mahmut Paşa nasıl? Yaşıyor, vaziyeti iyi. Hamdolsun. Hünkârım, bunca tertibe gerek var mıydı? Bunlar sabrımı taşırdı paşa. Hain olup olmadıklarını öğrenmenin başka yolu yoktu. Şimdi hepsi sorguya çekilecek. Biz de izleyeceğiz. Bakalım İngilizlerden kim medet olacak? Hepsinin kirli tertipleri tek tek ortaya çıkacak. Ulu Paşa. Buyurunuz Şehzadem. Ulu Paşa, derhal hükümetimizi görmem lazım. Şu anda kimseyle görüşmek istemiyorlar Şehzadem. Müsaade edin Paşa. Görüşmem lazım. Hükümetimizin emri. Tahsin Paşa söyledi. Kimse içeriye girmeyecek. Paşa, ben şehzadeyim. Ben de hünkârımızın emirlerini yerine getirmekle vazifeli basit bir paşayım. Hünkârımızın emri. Giremezsiniz. Paşa! Şehzadem, emir kati. Karar kesin. Eğer yine de girmek isterseniz sizi fiziken engelleyemem. Lakin siz hünkârımızın emrini çiğnemiş olursunuz. Duyduklarımız doğruymuş paşa. Hünkârımız makamında değil. Ortalarda da yok. Derhal paşalara haber verin. Devletin karar mekanizması çökmeden bu vaziyete el koymamız lazım. Lakin şehzadem, sizin böyle bir karar verme yetkiniz yok. Bana bunun aksini söyleyecek kişiyi göster paşa. Hünkârımız mı? Hünkârımız nerede kimse bilmiyor. O halde derhal emirlerimi yerine getirin. Aksi takdirde siz mesul olursunuz. Ben buraya efendim.
İngiliz hükümeti için çalıştığını biliyoruz. Evet, bu bir sır değil ki. Hünkârımız da biliyordu bunu. Sonuçta ben bir siyasetçiyim. İngilizlerle de, Ruslarla da çalışırım. O halde sizin için çok kolay olacak. Ne? İşbirliği yapmak. Hangi hususta? Abdülhamit'i mahkeme edip mahkum edeceğiz. Bu yüzden siz de onun yaptığı usulsüzlüklerle alakalı şahitlik yapacaksınız. Abdülhamit Han hiçbir usulsüzlük yapmadı. O yapmamış olabilir. Ama siz kendi hürriyetinizi kazanmak için yaptığını söyleyeceksiniz. Sarayda kullanılan taşlar bunlar. Hayır. Abdülhamit Han devleti nizamlar çerçevesinde yönetmiştir. Son sözünüz mü? Evet, bu. Abdülhamit Han asla bunu hak etmiyor. Götürün şunu. Tamam, ben kendim kalkarım. Venberi Efendi sadakatini ispat etti. Evet hünkâr. Bakalım diğerleri ne yapacak? Hünkâr, Mahmut Paşa'yı vuran Garo isimli Ermeni çeteciyi sorgulayacak mıyız? Şimdi değil paşa. Evvela şu işi bir bitirelim. Bizi çağırmışsınız. Evet Şehrülizm Efendi. Lakin hatırlatırım ki bir şehzade devletin Şehrülislam'ını bu şekilde çağıramaz. Ben nezaketen geldim. Hakkınız var. Lakin çok fena bir vaziyet içindeyiz. Nedir o? Hünkârımız ortalarda yok. Ne demek yok? Nerede? Yok. Aksi gibi Fuat Efendi, Tevfik Paşa, Celaleddin Paşa ve Venberi Efendi de ortalarda yok. Mahmut Paşa da vuruldu, hepiniz biliyorsunuz. Fena. Çok fena. Devletin karar meclisi biz olacağız. Ne oluyor burada? Hünkârımızın yokluğuna vaziyet etmek bize düşer abi. Paşalar boşuna zahmet etmişsiniz. Devletin vaziyet edilecek bir durumu yoktur. Karar meclisleri yerindedir. Lütfedip çıkabilirsiniz. Buyurun. Sen ne yapıyorsun biraderim? Vazifemi. Bilip bilmeden iş yapıyorsun. Neredeyse bir çuval inciri berbat edecektin. Neden abi, neden? Hünkârımız sarayda. Bir tertibi var. Ve kimsenin nerede olduğunu bilmesini istemiyor biraderim. Şimdi odana dön. Abdülkadir Efendi. Merak buyurmayın. Türk'ün devleti başsız kalmaz. Eğer bir baş gerekirse size gelene kadar layığıyla idare edecek çok kişi çıkar. Ben de bu hanedandanım. Devleti idare etmeye kan yetmez Abdülkadir Efendi. İrfan da gerekir, izan da. İrfanın pekse, izanın da çoksa devleti idare edebilirsin. Yoksa kimse bu devletin başında bir dakika bile duramaz. Şimdi feraset sahibi biri gibi davran ve bu tertipten kimseye bahsetme. Bidar Sultan ve Tahsin Paşa dışında kimse hiçbir şey bilmiyor.
Hünkârım. Neler oluyor? Bir şey olduğu yok. Benber Efendi. Sadakatinizi ispatladınız, o kadar. Anlamadım. Bunların hepsi bizim tertibimizdi. Hünkârım, affınıza mağruren öğrenebilir miyim acaba neden böyle bir imtihana tabi tutulduğumuzu? Bazı şüphelerimiz vardı Benber Efendi. Sabredemeyeceğimiz kadar çok. Size biraz eziyet çektirmiş olabiliriz. İleride daha fazlasını çekmemeniz için bu şarttı. Lakin Benber Efendi, sizin hala bana borcunuz var. Ne hususta? Bize geldiniz. Tevfik Paşa'nın Ermeni çetecilerle işbirliği yaptığını söylediniz. Elinizde deliller olduğunu söylediniz. Lakin bunca zaman geçmesine rağmen ortada delil yok. Benber Efendi, sizin bize verdiğiniz şüphe üzerine Tevfik Paşa'yı da sizin aranıza kattık. Lakin görüyoruz ki hata ettik. Hünkârım, ben bir paşa hakkında boşa laf etmem. Edemem. Lakin Tevfik Paşa'nın işbirlikçi olduğuna eminim. Müsaade ederseniz bunu size ispatlayacağım. Peki, Benber Efendi. Lakin fazla vaktiniz yok. Serbestsiniz. Sağ olun hünkârım. Şehzadem. Hiç iyi görünmüyorsunuz. Kötü bir vaziyet yok inşallah. Hünkârımızla ilgili bir şey mi öğrendiniz yoksa? Evet, öğrendim. Anlatın. Neredeymiş hünkârımız? Babam... Babam yakında ortaya çıkar. Merak buyurmayın. Zülfet Kalfa, annem odasında mı? Evet şehzadem. Naime Sultan'la birlikteler. Anlatmasan da ben öğrenmenin bir yolunu bulacağım elbet. Abdülkadir. Nedir bu halin oğlum? Ne oldu? Bana nasıl söylemezsin anne? Babamın terdibini benden nasıl saklarsın? Oğlum inan ki ben de yeni öğrendim. Benim de haberim yoktu. Otur şöyle lütfen konuşalım gene. Ben yabancı biri miyim anne? Babam için ben yabancı biri miyim? Elbette değilsin. O halde neden abime her şeyi anlatırken, onu en yakınında tutarken beni uzaklaştırıyor? Alınganlık ediyorsun. Ne senin gözünde, ne de babamın gözünde en ufak bir değerim yok benim. Abdülkadir, bunun doğru olmadığını sen de biliyorsun. Bütün paşaların ortasında rezil oldum. Ne tertibi, neler oluyor burada? Babam bazı paşalarla birlikte ortadan kaybolmuş. Amacı içimizdeki hainleri bulmakmış. Babamı yerinde göremeyince ben de onu merak ettim. Bütün paşaları toparladım. Ama en gözde şehzadesi her şeyi biliyormuş. Abdülkadir, bazı meseleler o kadar büyük, o kadar mühimdir ki... bir tek kişiye bile söylense tehlikeli bir hal alır. Devlet meseleleri gibi. Lütfen artık sen de sadece kendini düşünüp bir çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Hayır anne. Siz artık bana çocukmuşum gibi davranmayı bırakın. İşgalroğlu Paşa seni çok önemsiyor. İyileşince hemen seni Avrupa'ya kaçıracak. Halalize bir şey söyledin mi? Ne söyledin Nuri? Seyfi'yi mi? Arif'i? Nerede Arif? Lima.
Babamın masasından sonra kendi masana oturmak zor gelmiştir. Ben o masaya hünkârımızın emriyle oturdum. Vazifeli olarak. Bunda seni rahatsız edecek bir vaziyet yok Abdülkadir. Beni rahatsız eden babamın her şartta seni seçmesi, sana itimat göstermesi. O halde bunun sebeplerini sen düşün. Babamın itimadını sarsacak ne yaptığını sor kendine ya da kazanmak için ne yapacağını. Ben ne yaparsam yapayım, sen de babam da beni rencide edecek bir vaziyet bulursunuz zaten. Bu vaziyetler senin eserin Abdülkadir. Bütün paşaların önünde beni küçük düşürdün. Basiresiz biriymişim gibi gösterdin. O halde paşaları toplamadan evvel bana danışsaydın. Sana danışmadan da karar alabilirim ben. Sana ihtiyacım yok. Beyim, sen tanıyor musun muharebi? Tanıyorum Tatar. Biz bu hainlerle sırt sırta harp ediyoruz zannetmiştik. Meğer onlar sırtımıza hançer saplıyorlarmış. İşte gelen şerefsiz. Ne oluyor Tatar? Beyim, bilemedim ki. Nerede bu deve? Orada beyim. Kaçıyorlar. Vatan hainleri için çıkmaz sokak. Yüzbaşı Arif. Gel. Müsait miydin? Müsaitim. Otursana. Hünkârımız ve sultanımız için sipariş ettikleriniz geldi. Bakayım. Çok güzeller değil mi? Tam istediğim gibi. İkisinin kumaşı da Paris'ten geldi. Sultanımızın şalı saf ipek. Yalnız hünkârımızın gömleği benim gözüme biraz küçük göründü. Olur mu dersin? Bilmem. Olur herhalde. İstersen hemen götürüver. Olmazsa çünkü yenisini diktiririz hemen. Bol bol sipariş ettik bir kumaştan. Şş.
şu an götüremem. Lakin ilk fırsatta götüreceğim. İçim içime sığmıyor. Üzerinde görmek için sabırsızlanıyorum. Saf İpek değil mi? Neyin var? Fuat için çok endişeleniyorum. Neden? Bir şey mi oldu? Aslında anlatıp senin canını da sıkmak istemem. Olur mu öyle şey? Sen de ailedensin. Anlat hadi. Fuat dün geceden beri ortada yok. Bana haber vermeden bir yere gitmezdi. Onun için çok endişeleniyorum. Muhakkak bir şey oldu. Hünkârımızla görüşüp vaziyeti ona anlatmak istedim. Lakin muvaffak olamadım. Endişelenme. Babam da ortalarda yok. Ve nerede olduğunu kimse bilmiyor. Babam bir tertip düzenledi. Ve bazı paşalar da yanındaymış. Eminim Fuat Efendi de yanındadır. Umarım. Silah işinden kaç para aldınız? Para meselesi değil. Bize emir verildi, biz de yaptık. Harp meydanında vatan uğruna ölmek için emir verildi. Devletin silahlarını satıp ticaret yapmak için değil. Bir yanlışlık yapıldı. Biz de bu yanlışlığı düzelteceğiz. Mahkeme ne zaman? Bugün. Bizim şahitliğimiz sizi kurtarmaya yetmez. Ama elimde deliller var. Aklandıktan sonra bizi bırakmaya söz verirseniz delilleri mahkemeye sunacağım. Benden kurtulursunuz da vicdanınız sizi serbest bırakır mı? Bin yetimi, bin yıl doyursanız yaptığınız ihanetin kefaretini ödeyemezsiniz. Lakin mahkeme size layığınız olan cezayı keserse benden başkaca bir zarar görmeyeceksiniz. Anlaştık. Biz gidelim. Evrakları alıp mahkemeye geleceğiz. Peşlerinden gidin. Mahkeme vakti yaklaştı. Hakimi bekletmeyelim. Tamam dayı. Bütün bunlar Abdülhamit'in oyunuymuş. Şüphe duyduğu herkesi bu tertibe dahil etmiş. Fuat, Benberi, İşkodralı, Tevfik. Ali Cengiz oyunu. Ali Cengiz oyunu. Nedir o? Abdülhamid'in oynadığı kadim bir oyun bu. Bu oyunda kimse gördüğünden emin değildir. Kimse göründüğü gibi değildir. Peki Abdülhamid'in oyunu ne? İşte onu kendisi bilir. Efendim, Benberi Efendi saraya dönmüş. İşte sana öğrenmek için bir fırsat. Benberi Efendi'den Abdülhamid'in oyununu öğrenebiliriz. Ben de odamda seni arıyordum. Babam için sipariş ettiğimiz gömlek geldi. Babam da mabeyinde bizi bekliyormuş. Eminim hediyesini görünce çok mutlu olacak. Beğenir mi dersin? Elbette beğenir. Hadi gel. Hünkârım. Tahsin Paşa sizi hiçbir yerde bulamadığını söylediği zaman bayılacak gibi oldum. Yer sanki ayağımın altından kaydı. Ben ne yapacağımı bilemedim. Lakin ben hiç öyle işitmedim. Tam da sizden beklediğim gibi son derece itidalli davranmışsınız. Sizin gibi bir sultana ancak bu yakışır. Evladım Mehmet Selim Efendi vazifesini layıkıyla yerine getirdi. Çok şükür. Nihayetinde Mahmut Paşa'nın da yaşadığını öğrendik. Elhamdülillah.
Çok şükür. Evvela felaket haberleri aldık. Sonra aslında bunların gerçek olmadığını öğrendik. Hem çok üzüldük hem de çok sevindik. Sevindirene hamdolsun. 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 Gel. Hünkârım, müsaadenizle. Aç evladım. Babacığım, hadiseden biraz geç haberimiz oldu. Lakin iyi olmana çok sevindim. Haberinizin olmasını isteseydik mutlaka size haber verirdik. Böyle uygun gördük. Abdülkadir'le birlikte annem ve sizin için bir hediye sipariş etmiştik. Bugün geldi. Umarım beğenirsiniz. Anneciğim, şal senin için. Saf ipektir. Babacığım, sizinki de keten. Her ikisinin kumaşı da Paris'ten geldi. Şivena Hanım'ın modelinde de dikildi. Mehmet Selim Efendi, sizce bu hediyeyi kabul eder miyim? Hayır, etmezsiniz hünkârım. Bu hediyeyi niçin kabul etmeyeceğimi bilir misiniz sultanım? Bilirim hünkârım. Çünkü siz sadece kendi vatanınızda üretilmiş kumaşlardan dikilmiş kıyafetler giymek istersiniz. Ama babacığım, hiç değilse annem kullansın. Gerçek ipektir. Sizin Avrupa'dan geldi diye pek kıymet verdiğiniz bu ipek kumaş, ilkin doğuda üretildi, bilir misiniz? Atalarımız bu işte oldukça ustaydılar. Tabiatın hikmetini keşfetmişlerdi. Ufacık bir tırtılın ördüğü koza sayesinde çok kıymetli ipek kumaşlar üretildi bu topraklarda yüzyıllarca. Avrupa'daki aristokrat aileler burada, bu topraklarda üretilen kumaşlarla giyindiler. Bir süre önce ortaya çıkan bir hastalık sebebiyle ipek üretiminde epeyce geriledik. Lakin önlemimizi aldık. Bursa'da ipek böcekçiliği ile alakalı bir mektep açtık. Çok yakın bir vakitte Allah'ın izniyle üretimimize devam edeceğiz. Bir daha bana bir hediye alacağınız vakit bu topraklarda üretilmiş bir şey seçin. Ben de gururla kabul edeyim. Söğütlü, bize de mi gönül koydun? Yok bebeğim, iz peşindeydim. Ama sen benden evvel halletmişsin meseleyi. Sen yokken hep bir eksiğiz Söğütlü. Cezzar seni sayıklamaya başladı bile. Söğütlü gitti, bütün neşem bitti diyor. Sen de Cezzar'dan uzak kaldın. Bak, yüzündeki neşe gitmiş. Hele şu mahkeme bitsin. İşte o zaman yüzümüz gülecek beyim. Seyfi ile Arif nerede? Gelecekler.
Bir kuyumcuya uğrayıp delilleri alacaklardı. Birazdan gelirler. Öldürecekler ikisini de. Kimi öldürecekler? Ne diyorsun balam? Yürü beyim, fazla vaktimiz yok. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Halil Halit Bey. Mahkeme tüm delilleri topladı. Lehine hiçbir delil yok. Deliller gösteriyor ki devletin silahlarını kaçırıp satmışsın. Efendim. Lehine bir delil bulması zaten imkansız. İngiliz sefareti olarak bu davaya biliyorsunuz ki müdahiliz. Verilecek cezanın ivedilikle uygulanması iki devletin ilişkileri için münasip olacaktır. Sefir Efendi kurşuna dizilmemizi istiyor. İngiliz'e ne yaptıysak fena canlarını sıkmışız. Ben de bu işin peşindeydim Tatar Bey'im. Adamların üçünü de izledim. Seyit'in İngilizceyi, kuyumcuyu soruşturdum. Anlat. Delil yok, evrak yok, hiçbir şey yok. Şahitleri öldürmek için tuzak bu. Ben gidip hünkârımıza vazifeyi anlatmalıyım. Tamam Osman, ben de gidip şahitleri bulayım. İnşallah sağ salim bulurum. İnşallah. Allah'ımıza hamdolsun. Dayıyı aklayacağız. Şükürler olsun cesarım. Kuyumcudan hareket etmek üzereler. Koş hemen haber ver. Öyle sıkınamazlar. Halil Halit peşinde. Silah meselesini biliyor. Nuri'yi öldürmüş. Şahitlik yapmayacağını söylediği için. Ama biz sizi koruyacağız. Nasıl? Halil Halit'e gideceksin kendi ayağınla. Mahkemeye sunacak delillerin olduğunu söyleyeceksin. Bizim şahitliğimiz sizi kurtarmaya yetmez. Ama elimde deliller var. Biz gidelim. Evrakları alıp mahkemeye gideceğiz. Mahkemeden önce bu adresteki kuyumcuya gidip alacaksın. Deliller şifreli bir çantanın içinde olacak. İçeri alınız paşa. Açın evladım. Mahmut Paşa'nın canını niçin kastettin? Canımı sıktı, vurdum. Şimdi senin canını öyle bir sıkarım ki... Canımı alın diye yalvarırsın. Şimdi adam gibi söyle. Mahmut Paşa ile ne alıp veremediğin var? Benim Mahmut Paşa ile bir hesabım yoktu. Tevfik Paşa'nın canını sıkmış bu Mahmut Paşa. Sana ne Tevfik Paşa meselesinden? Tevfik Paşa'yı severiz biz hünkârım. Bize Londra'da çok yardımlar etti. Ermeni taşnaklar her vakit Tevfik Paşa'nın yanındadırlar. Mahmut Paşa'yı vurmanı o mu emretti? Tam emrettiği söylenemez. Lakin canını sıkmış Mahmut Paşa. Vallahi billahi. Paşa neye sinirlendi ben hiç anlamadım. Ortada bir vaziyet yok. Hiç anlamadım. Tevfik Paşa bizim için çok mühim biri. Sizi ikaz ederim. Tevfik Paşa'ya karşı... Yıkılın karşımdan! Hapsiz! Götürün! Hünkârım, Vember Efendi'nin söyledikleri doğru muydu? Öyle gözüküyor paşa.
Adam itiraf ediyor. Bir de tehdit ediyor. Şimdi Tevfik Paşa, Celaleddin Paşa ve Fuat Efendi'nin kimin tarafında olduğunu anlayacağız. Ben silahları zimmetime geçirip satmadım. Bana kumpas kuruldu. Ömrü hayatımı vatana hizmete adadım ben. 1000 yıl ömrüm olsa 1000'ini de vatana hizmete adarım. Ben vatanımı canımdan aziz bildim her daim. Ama bunu ispat edecek bir delil sunamadınız Halil Halit Bey. Şahitlerim var. Birazdan mahkemeye intikal edecekler. Onlar her şeyi anlatacaklar. Şahitler burada mı? Gelmek üzereler. Bu kadar mühim bir davaya şahit geç kalır mı? Siz muhakemeye devam edebilirsiniz. Eğer şahitler gelmezse muhakeme edilecek bir vaziyet yok. Karar belli. Deliller gerçek mi? Hakim karar verecek. Şahitlik edin ve serbest kalın. Ben yalan yere şahitlik edemem. Sultan Abdülhamit Han'ın hukuk taşı, şeriat taşı işi olmamıştır. Peki biz sizi nasıl serbest bırakacağız? Bakın, siz kıymetli bir devlet adamısınız. Sizden faydalanmak isteriz. Eğer İngilizler Osmanlı Devleti'ni Sultan Abdülhamid'in idare etmesine müsaade etmeyecekse ben bu vazifeye talibim. Kırım Hanzadesi olarak hukuken de buna layığım. Peki. İyi öyleyse. Ben de üstlerime söylerim. Kırım Hanzadesi Tevfik Paşa. Daha bekleyecek miyiz? Şahitlerim olduğunu söylüyorum. Buna rağmen karar verecekseniz verin. Halil Halit Bey, gelen giden yok. Şahitleriniz olduğuna emin misiniz? Arabayı patlattılar. Şahitler öldü. Cezarlı Camgöz, onlara bir şey oldu mu? Yok beyim, onlar iyiler.
karar verebilirsiniz. Elimde sözümden başka ne bir delil, ne de bir şahidim var. Devlet ne ceza veriyorsa razıyım. Hakkım varsa herkese hakkım helal olsun. Yalnız vatana ihanet edene zerre hakkım varsa haram olsun. Siz yine de şahitlik meselesini bir düşünün. Demek devleti idare etmeye talipsiniz. Hünkârım, iyi misiniz? Biz iyiyiz paşa. Bütün bu tertip hakikatleri ortaya çıkarmak içindi. Yani siz... Evet. Bütün tertip benim bilgim ve emrim dahilinde gerçekleşti. Lakin siz saltanata talip oldunuz. Layık mısınız? Hünkârım, devleti idare için yazan kanunnameleri biliyorsunuz. Ben o lafı bunun için söyledim. Kırım Hanzadesi olarak devlet zor durumdaysa biz talibiz dedik sadece. Ben bu hususta size kızmıyorum paşa. Lakin saltanata layık mısınız bilemem. Niçin hünkârım? Ne hata mı gördünüz? Mahmut Paşa'yı vuran tetikçi emri sizden aldığını söyledi. Tutuklusunuz. Nasıl olur? Yalan. Hakikat ortaya çıkana kadar tutuklusunuz paşa. Karar. Mahkemeye verilen delillerin hepsi zanlının aleyhinde olup zanlının lehine hiçbir delil ve şahit bulunamamıştır. Yunan Harbi'nde üzerine zimmetli olan silahları çalıp düşmana sattığı delillerle sabittir. Zanlı vatana ihanet suçu işlemiştir. Cezası idamdır. Cezası kurşuna dizilmek suretiyle tatbik edilecektir. Cezanın bir an evvel tatbik edilmesini arzu ediyoruz. Kanunlar dairesinde cezası tatbik edilir Sefer Efendi. Bir vatan haini yüzünden iki dost devletin ilişkileri yeterince yıprandı zaten. Sefer Efendi, bir daha konuşursan dilini kopartıp köpeklere yediririm. Cezamın derhal tatbik edilmesini istiyorum. Oğlum, konuşalım mı biraz? Mühim bir mesele değilse konuşmak istemiyorum. Bence mühim. Bugün olanlar senin çok canını sıktı, ben farkındayım. O halde bana yapılan haksızlığın da farkındasın. Abdülkadir bak, daha önce de sana izah ettim evladım. Ben bu konuda babanı haklı buluyorum.
Sultan'dan da başka türlüsü beklenmezdi zaten. Sana bir şey diyeyim mi anne? Dünya sadece bu saraydan, payitahttan ibaret değil. Dışarıda iyi şeyler de oluyor. Ve babam bizim bu iyi şeyleri kullanmamıza mani oluyor. Artık lütfen sen de bunu gör. Benim gördüğüm babanın her vakit devleti ve milleti için çalıştığı. Her alanda üretimimizi kendimiz yapalım. Dışarıya muhtaç olmayalım diye çalışıyor, uğraşıyor. Şu gömleğin kumaşının aynısı payitahtta, burada da üretilecek. Duydun babanı. Senin de buna sevinmen lazım evladım. Ne yaparsanız yapın. Pek yakında tüm payitaht sokaklarındaki insanlar, senin huzuruna çıkan tüm hanımlar, bu sarayda çalışan herkes dışarıdan gelen bu kıyafetleri giyecek. Allah korusun. Sen de Şivenez Hanım gibi konuşmaya başladın. O moda evini açmakta hiç iyi bir niyet görmüyorum Abdülkadir. Payitahtı insanlarımızı gereksiz bir rekabete, gereksiz bir hırsa sürüklüyor. O moda evi sadece Şivenez Hanım'ın değil anne. Bizim de. Ne? Sen ne diyorsun Abdülkadir? Naime ile ben o moda evinin ortaklarıyız. Abdülhamit büyük bir tertip yapmış. Neyse ki ben hemen anladım. Nasıl anladın peki? Evvela taşlardan. Sarayda kullanılan taşlardı. Sonra mis gibi kokan gömlek kebabının kokusundan. O gömlek kebabı sarayda bir başka lezzetli yapılır. Ve kişniş tohumu kavrulmuş olarak bir tek sarayda yapılan kebapta kullanılır. Eğer beni sorgulayanın İngiliz subayı olduğuna inanıp konuşsaydım, onunla işbirliği yapsaydım, Abdülhamit her şeyi anlardı. İyi ki hemen anlamışsın bunun bir tertip olduğunu. Babanın zekası onu hiç yarı yolda bırakmadı Rosa. Hatta şimdiye kadar hayatta kalmamı zekama borçluyum diyebilirim. Fuat Efendi de kendini akıllı zannediyor. Abdülhamit'in zekasına erişebilir mi hiç? Bu kez kesin yakayı ele verecek. Ondan da Şivenaz'dan da kurtulacağız. Seni arıyordum ben beri. Afiyettesiniz inşallah. Biz de tam şimdi Rosa ile senden bahsediyorduk. Kalp kalbe karşıymış. Nasıl bahsediyordun diye sormayacağım. Zira hakkımda iyi bir şey söyleyeceğini pek sanmıyorum. Şivenaz Hanım'ın zekası da hiç küçümsenecek gibi değil. O halde uzatmadan sorayım ben biri. Bütün gün neredeydin? Ehemmiyetsiz bir takım işlerim vardı. Bana yalan söyleme ben biri. Sen de bana soru sorma o zaman. Dur, dur. Ne yapıyorsun? Şişt, yaklaşma. Bırak o bıçağı. Evvela sorularıma cevap ver o zaman. Kızım korkma. Korkma. Sana zarar veremez. Emin misin? Tamam, tamam, tamam. Ne istiyorsun? Abdülhamit bir tertip düzenlemiş. Bana ne olduğunu anlatacaksın. Eğer tertibi başarılı olursa... Bu saraydaki son saatlerim demek zaten. O yüzden çekinme. Ya konuşursun... ...ya da kızın ölür. Tamam, tamam. Tamam, her şeyi anlatacağım. Anlatacağım, bırak. Abdülhamit bizimle birlikte kendini zindana attırmış. Güya İngilizler ihtilal yapmışlar, hepimizi yakalamışlar gibi. Abdülhamit'in böyle bir şeyin latifesine bile tahammül yoktur. İşte içerideki hainlerin kim olduğunu anlamak için sabretmiştir. Fuat açık verdi mi?
Hayır, henüz vermedi. Lakin onu sorgulayanın hakikaten İngiliz subayı olduğunu zannedip onlarla beraber çalıştığını, seninle işbirliği yaptığını, her şeyi anlatacaktır. Buradan bir an evvel gitsen iyi olur. Nerede bu zindan? Nerede tutuluyordunuz? İyi misin kızım? Cevap ver ben beri. Sarayın arka tarafında. Mutfağa yakın bir yerde herhalde. Koridorları sarayın havuzunun altından mabeyine bağlanıyor olabilir. O yolu kullanarak Fuat'a ulaşabiliriz. Unutun bunu. Oraya girmeniz imkansız. Henüz vaktiniz varken kaçın buradan. Hünkârım. Hünkârım, bir malumatım var. Silah tuzağını Halli Halit Bey'i kuran Celalettin Paşa'ymış. Silahları o çalmış. Daha en başından beri Halil Halit böyle bir işin içine girmez diyordum. Lakin tüm işaretler onu gösteriyordu. Hünkârım, eğer acele etmezsek Halil Halit Bey'in divanı harpte kurşuna dizilmesine hükmedilecek. İngiliz sefir de orada. İnfaz edilmesi için bastırıyor. Bekle bakalım Söğütlü. Söylediklerinin doğru olup olmadığını anlayacağız. Tahsin Paşa, Fuat Efendi'yi çıkarıp iç kodralıyı sorguya alınız. Ardından istintak subayını çağırınız. Emredersin Sünker. Sen Halil Halit'i koru. Vatanı için ölümü göze almış biri bilirim ki ölümden korkmaz. Bilirim ki sana kavuşmak için adeta gül sayar. Ama ardından iyi anılmak ister. Dua edilsin ister. Şerefiyle yaşayıp namusuyla öldü bilinsin ister. Ahlakına sürülen bu lekeden aklanmasına yardım et ya Rabbim. Evladım, Celaleddin Paşa'ya Yunan Harbi'ndeki kayıp silahları soracaksın. O silahları iste ondan. Bakalım ne diyecek? Derhal hünkârım. Halil Halit Bey'in doğru söyleyip söylemediğini anlayacağız. Şeye hakimiz. Gördük. Şimdi size bir meseleyi soracağım. Yunan Harbi'nde silahlar kaybolmuştu. O silahları kime sattınız? Bakın, size buradan kurtulup hür bir hayat yaşamanız için fırsat sunuyorum. O silahları kime sattınız? Zaten biliyorsunuzdur. Rothschild ailesine silahları satmak için bir teklifte bulunmuştu. Tabii. Tabii biliyoruz. Tahsin Paşa, derhal emri hazırlayıp mühürü basalım. Söğüt evladım,
gidip Halil Halit Efendi'yi kurtarınız. Hünkârım. Sizi bıraktılar mı? Bizi kimse tutamaz paşa. Demek masum bir adamı ölüme gönderecektiniz. Her şeyi itiraf etti hünkârım. Silahları Rothschild'lere satmak istemiş. Yalan! Siz yalan söylemeyin. Her şeyi işittik. Başka ne biliyorsanız anlatacaksınız. Şimdi her şeyi dosdoğru anlatmak için zindanda düşünün. Asker! Tutuklayın. Hünkârım. Hünkârım, nefsim oydu. Hünkârım. Hünkârım, nefsim oydu. Hünkârım! Şimdi sırada Fuat Efendi var. Bize karşı yapılanları tek tek ortaya çıkaracağız. Gözlerimi açın. Asker, çözün gözlerini. Fekal! Mermi sür! Çerkeşi Mustafa Efendioğlu. Halil Halit. Halil Halit miyim? Halil Halit mi? Ne? Nasıl yapacağız? Dayı işte. Cezan infaz edilecektir. Suçun vatana ihanettir. Şenol! Cezası ölümdür. Ben emrediyorum size. Yüzbaşı Halil Halit. Kiminizin dayısı? Kiminizin komutanı? Kiminizin dostu Halil Halit? Efir cephesinde omuz omuza Yunan'a kurşun attınız. Alsonya cephesinde düşmanın yağmur gibi yağan mermilerine karşı göğsünüzü siper ettiğiniz, Teselya'da muzaffer ordunun komutanı olarak emrediyorum. Çin'den Rusya'ya, Hindistan'dan İngiltere'ye kadar devlet nerede vazife verdiyse giden asker olarak emrediyorum. Attığınız kurşun zayi olmasın asker. Hedefiniz benim. Nişana al!
ellerimi çözün. Çözersem konuşacak mısınız? Çözün, konuşuruz. Peki. Abdülhamid'i mahkeme edeceğiz. Bunun için bize şahitlik yapacak birileri lazım. Bunun için başkalarını bulabilirsiniz. Ne demek istiyorsunuz? Abdülhamid'in aleyhinde şahitlik yapacak bir sürü adam bulabilirsiniz. Peki siz ne yapacaksınız? Bir şey yapmayacağım. Emir vereceğim. Şimdi üstlerine git de ki Mısır Hidibi'nin oğlu Fuat Efendi'yi Hariciye Vekilinden sorsunlar. Ne demek istiyorsunuz Fuat Efendi? Açıkça konuşunuz. Açıkça söylüyorum o halde. Ben dünyadaki tek hakim irade olan, her meselede siyaseti bulunan o büyük aklın hizmetindeyim.